Bu bir kuatrotor. İsminin kuatrotor olmasının sebebi dönen ve güç üretimi sağlayan 4 pervanesinin olması. Bu konuya birazdan değineceğiz. Bu radyo vericiyle aracımızı kontrol eden pilotumuz. Bu müthiş bir şey. Şimdi sokakta ufak bir yolculuk yapalım. Tabii ki yolun karşısına geçmeden önce her iki tarafa da bakıyoruz. İşte şimdi kuatratorun hiçbir insan yardımı olmadan kendi başına uçabileceği bir yere geldik. Artık bir pilota ihtiyacımız yok. Bu uçan robot kapalı alanlarda üst düzey bir hassasiyet ve doğruluk payıyla çalışır. Bazı farklı mükemmel özellikleri de var. Eğer bir robotun nasıl uçabildiğini merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Belki hızlandırılmış kurs doğru bir tabir olmayabilir. O zaman şöyle diyelim. Bir robotun nasıl uçtuğunu öğrenmek için kuadratörlerle ilgili temel fizik kurallarını, insanların bunları nasıl kullandıklarını, aynı işi yapmak için bir bilgisayarı nasıl kullanabileceğimizi ve sonuçta ortaya çıkan uçan robotların neden çok daha karmaşık şeyler olduğunu anlamamız gerekiyor. İlk olarak kuadratörlerin uçabilmelerinin arkasında yatan temel fizik olaylara hızlı bir bakış atalım. Pervaneler dönmeye başlayıp etraftaki havayı aşağı doğru baskıladığında Newton'un 3. kanunu bize havanın pervanelere eşit ve ters tepki gücü uyguladığını söylüyor. Kaldırma kuvveti yer çekimi kuvvetine eşit olduğunda kuadratör bir sinek gibi uçmayı başarıyor. Yani kuadrator. Pervanelerin biri diğerinden daha hızlı döndüğünde yerçekimine karşı uygulanan güce ek olarak bir yatay güç daha oluşuyor ve araç yan tarafı doğru hareket ediyor. Bu harika ama bu durum bize kuadratorun dikey ekseninin etrafında nasıl döndüğü hakkında bir bilgi vermiyor. Buradan yine Newton'un 3. kanununa yani tork diye bilinen dönme kuvveti kanununa başvuruyoruz. Bu iki pervane hareket ettiğinde havaya saat yönünde bir tork etkisi uyguluyor. Havada eşit ve ters etkili tork uygulayarak aracı yani saatin tersi yönünde hareket ettirirken diğer iki motor da ters yönde hareket ederek ters tork uygulayıp aracı saat yönünde hareket ettiriyor. Dört motorun hepsi birden dönme kuvveti uygulandığında, unutmayın buna da tork diyoruz, kendi aralarında bir denge oluşturuyorlar. Uçuş esnasında motorlardan ikisi, diğer iki motordan daha hızlı döndüğünde ise aracın dönmesini sağlıyoruz. Artık kuadratörün uçmasını mümkün kılan temel fizik olayları öğrenmiş olduk. Ama bir robot yapıp uçurmadan önce nasıl kontrol edeceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Önce bir insana bunu nasıl yapabileceğine bir bakalım. Bu görev dört temel adım ayrılabilir. İlk olarak pilot gözlerini kullanır. Robotun nerede olduğunu ve hangi yöne doğru gittiğini gözlemler. Bu örnekte diyelim ki pilot kuadratörün düştüğünü görüyor olsun. Sonra pilot aracı kontrol etmek için ne yapacağına karar vermek zorundadır. Bu durumda pilotun aracın düşmesine son vermesi gerekiyor. Bu yüzden dört pervanenin de hızını artırmaya karar veriyor. Araca pilotun kararını yansıtan şey de radyo vericidir ki bunu bir uzaktan kumanda olarak düşünebilirsiniz. Sonunda kuadratör radyo sinyallerini algılar ve komuta uygun olarak her bir motorun gücünü düzenler. Şimdi de kuadratörün robotik olarak uçabilmesi için her bir adımın nasıl değişmesi gerektiğine bakalım. İlk adımda pilotun gözleri yerine gözlem işini yapabilmesi için özel bir kamera kullanırız. Bu kamera araçtaki yansıtıcı göstergeye çarpıp geri dönen kızılötesi ışınlar yayar. Yan bakış açısındaki bir kamera robotun dikey olarak yerden yükseldiğini ve yatay olarak bir kenar için ne kadar uzaklıkta olduğunu belirleyebilir. Kuş bakış açısında bir kamera ise her iki yatay yönden de ne kadar uzaklıkta olduğunu belirleyebilir. Oldukça karmaşık bir matematik kullanarak göstergenin 3 boyutlu pozisyonunu belirlemek için odadaki 12 farklı kamera yardımıyla farklı bakış açılarından faydalanabiliriz. Bu süreç göstergenin pozisyonunun belirlenip kameraya tam zamanında aktarılması için 1 saniye içerisinde defalarca uygulanır. İkinci adımda pilotun beyninin yerine kontrol emirlerini vermesi için bir bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayar programı çok farklı, çok fazla dışarıya çıkmayan yüksek lisans öğrencileri tarafından yazılan ve birkaç yüz satıra sahip yani C++ kodundan oluşuyor. Bu programda pilotla aynı işi yapıyor. Yani kuadratörün pozisyonunu değerlendirerek komuta emirleri veriyor. Sadece bunu daha hızlı ve daha hatasız yapıyor. Üçüncü adımda kontrol çubuğu ve değiştirici anahtarları olmayan daha küçük bir radyo vericisi kullanıyoruz. Dördüncü adımda ise bir önceki adımın aynısı. Kuadratör komutları algılıyor ve tüm motorları aynı anda gelen komutlara göre çalıştırıyor. Dolayısıyla dört aşamayı da kuadratörün kendi başına uçabilmesi için gözden geçirmiş olduk. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey şu yüksek lisans öğrencilerimizin start tuşuna basması. Ve işte buyurun. Robotik uçuşun insan kontrolündeki uçuştan daha kusursuz olmasının sebeplerinden biri geri bildirim denetim döngüsü diye bilinen bu bilgi akış döngüsüdür. Bunun sayesinde komutların bilgisayar tarafından saniyede 200 kez daha hızlı uygulanması mümkündür. Bu da araştırmacılara kapalı alanlarda uçan robotlarla ilgili ilginç şeyler yapma olanağı sağlar. Örneğin aynı anda 6 tanesi uçurmak gibi veya neden onun olmasın. Araçlara otomatik olarak eski bataryalarını yenileriyle değiştirmelerini öğretebilirler ya da sallamak için pervanelerini durdurmayı hatta fiske bile atabiliyorlar. Mesela bunun gibi böyle fiske. Ya da bunun gibi.
Ya da bunun gibi. Eğlence sadece kuatronlarla da bitmiyor. Aynı teknoloji üç kanatlı hava araçlarının donatılmasında da kullanılabilir. Bunun gibi rastgele kanatlanmış, kanatlar eklenmiş araçlar bile uçurulabilir. Ya da bunun gibi. Bunun gibi işte. Ve hatta bunun gibi kavis alarak bile uçabilir. Umarım robotik uçuşların nasıl olduğunun temel noktalarını anlamışsınızdır. Böylelikle hızlandırılmış kursumuzun, daha doğrusu hızlandırılmış öğrenme deneyimimizin sonuna geldik. Carried, returned.